Başladık mı? Yaklaşabilirsin bana doğru. Merhabalar, bugünkü hastamız 49 yaşında bayan hasta. İki dizine artroskopi ve kök hücre yapacağım. Bakın artroskopiyi bir gösterelim. Hastamızın şu an sağ dizindeyiz. Bakın normalde hastamızda 3. derece kıkırdak hasar var. Şöyle göstereyim size. Şu önümde gördüğünüz, bakın görüyor musunuz? Hastanın kıkırdağı kalkmış. Normalde nasıl olması lazım? Bakın şöyle probumla gösterdiğim düz pürüzsüz bir alan olması gerekirken, bakın geldim, bakın kıkırdak saçaklanmış. Dahası bakın burada filet tarzında, bakın geriye çekiyorum, hastanın kıkırdağı kalkmış. Bakın şöyle üste doğru çıkıyorum, patella femoral artrit diz kapağının altında da, dizi biraz aynen, bakın şurada da hafif, bakın şurada da kıkırdak hasarımız var, alttan kemik çıkıyor. Daha üste çıktığım zaman kıkırdağı iyi. Bakın şurada bana takılan bir bant var, şöyle hareket ettirdiğim zaman, bu da medial plika dediğimiz, bak gördünüz mü? İşte dizine sürten yapılar bunlar. Şöyle dönüyorum, dizi bırakalım. Bakın hastamızın iç menüsküsü, bakın şöyle çektiğim zaman menüsküs iyi. Araya dur, bırakalım. Araya herhangi bir şey yok. Bakın patisi, tibiasında da hastamızın kıkırdak hasarı var. Buraları temizleyeceğiz. Bakın şöyle geldiğim zaman ön çapraz bağım şurada ve sağlam ön çapraz bağ. Şimdiki planımız bu kıkırdakları temizlemek, göbeğinden kök hücre alıp dizine yapmak. Sonra da hastamızın sol dizine geçeceğiz. Kapatabiliriz. Merhaba, 49 yaşında bayan hasta. Önce sağ dizine hazırlık yaptım, kıkırdağını hazırladım. Şu anda bakın, çok küçük bir insizyon, enjektörle girip, hani şu hareket size belki biraz hani vahşi gelebilir ama kesinlikle küçük bir insizyonla iğnenin ucunun gireceği kadar yerde hastanın göbek çevresinden kök hücrenin en sağlam, en etkili olduğu yer, göbek yağı etrafında yağ dokusu topluyoruz. Bir taraftan da ekip arkadaşların buradan aldığım yağ dokusundan kök hücresini oluşturmaya devam ediyor. Tamam. Merhaba. Tekrar 49 yaşındaki bayan hastam. Bakın artroskopisini bitirdim. İki dizinin de kıkırdak hazırlığını yaptım. Bu kanaması bizim için iyi aslında. Kırmızı kan. Şu an ben enjektörle bakıyorum. Hem dizinin içinde olduğunu anlıyorum. Hem de buradaki olan kanama benim kök hücremle beraber. Bakın bu da hastaya uygulayacağım kök hücre. Bakın şu anda hastamızın dizine kök hücremizi yaptım. Bu yarımı da alabilir miyim? Burada. Tamam, tamam. Hareket ettirelim. Şu şekilde hareket ettiriyoruz ki hastamızın sirkülasyonunu sağlamak için. İnşallah faydalı olacak.